Efendim, iyi akşamlar. 12 Ağustos 2024 Pazartesi akşamında tekrar beraberiz. Bir başka deyişle Boğaziçi akşamında beraberiz. Bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Ulvi Keser hocamız. Malumiz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı münasebetiyle ard arda Kıbrıs'la ilgili programlar yapıyoruz. Şimdi bu akşam bunun bir benzeri. Ulvi hocam, buyurun efendim. Mikrofon sizin. Teşekkür ediyorum. En son Türk savaş esirleriyle ilgili konuşmuştuk. Bugün biraz daha müsait şartlardayız ama Türkiye'deki veya bizim elimizdeki Rum ve Yunan esirlerle ilgili bir şeyler paylaşmak isterim sizinle. Şimdi 20 Temmuz harekatının başlamasının ardından özellikle ilk harekat yani bir üçgen bölge oluşturma düşüncesi söz konusuyken yani bugünkü Girne, Lefkoşa, Dikmen bölgesinde yavaş yavaş askerin ve mücahidin eline esirler veya gözetim altında tutulması gereken siviller de geçmeye başlıyor. Bu sayı ikinci harekata uzanırken ciddi oranlara ulaşıyor. Dolayısıyla elimizdeki bu üniformalı esirler ve ne olduğu konusunda bir sonuca varılamayan sivillerle ilgili olarak nasıl bir yol izlesek ve bu insanları nerede nasıl muhafaza etsek gibi bir soru ortaya çıkıyor. İlk etapta yapılan Boğaz'da bir toplanma bölgesi. Esirlerin toplanacağı bir bölge oluşturuluyor. Ardından Girne'de çıkarma birlikleri komutanlığınca bir toplanma bölgesi oluşturuluyor. Onun dışında saray oteli bir toplanma bölgesi. Yani bu Rum esirleri, üniformalı olanları esir olarak addediyorum. Sivil olanları da sivil. Sivil Rumları ve Yunanları saray otelde tutmaya başlıyorlar. Ayrıca Lefkoşa'da Arabahmet İlkokulu da bu amaçla kullanılan yerlerden birisi. Son olarak bu şekilde gözetim veya toplanma noktası olarak kullanılan yerde bugün bizim Gökhan adını verdiğimiz 74'e kadar Vuni veya Voni olarak bilinen Değirmenlik Balıkesir köyleri arasındaki bölgede bir toplanma bölgesi. Yani esirleri ve sivil Rumları toplama bölgesi olarak kullanılmaya başlıyor. Hatta orada çok ilginç bir hikaye var. Bunu da hemen unuturum belki diye başta anlatayım. Dönemin üsteğmeni, emekli binbaşı Turan Erdem, bu Vuni, bugün bizim Gökhan adını verdiğimiz bölgede istihbarat subayı olarak görev yapıyor. Tankçı üsteğmen. Bölgenin de yani o esir kampının da sorumlusu durumunda. Bir gün gece yarısı telefonu çalıyor. Nöbetçi astsubay diyor ki bir Rum üsteğmen geldi esir kampına katılmak istiyor. Gece yarısı uykudan da uyandırılmış. Acaba yanlış mı anladım diye soruyor. Diyor ki yani bizim esir kampından mı kaçtı Rum üsteğmen? Hayır diyor astsubay. Tam tersine Rum Milli Muhafız Ordusu'nun üsteğmeni bizim esir kampına geldi diyor. Bir tuhaflık var. Dolayısıyla atlayıp jipe gidiyor kampa. Hakikaten askerler bir Rum üsteğmeni Turan Erdem'in anlatımıyla çakı gibi yakışıklı ama savaşın verdiği yorgunluk içerisinde bir Rum üsteğmeni yakalamışlar. Daha doğrusu nizamiye de tutuyorlar. Nedir senin derdin? Bir tercüman getiriyorlar. Diyor ki benim aşık olduğum kız bu köyde ve sizin kampta tutulduğunu öğrendim. Evet, Lefkoşa'daki birliğimden firar ettim. Sağ mı, salim mi, durumu nedir onu görmek istiyorum. İnanamıyorlar. Sorguya alıyorlar birkaç saat bir sorguya. Ardından da söylediği kızı ve annesini getiriyorlar. Hakikaten doğru söylemiş. Kızın annesi vermemiş. İşte bir araya gelmelerine müsaade etmemiş. Tam bir aşk hikayesi. Dolayısıyla kendi eliyle gelen bu Rum üsteğmeni de kampta tutuyorlar ama ilk esir mübadelesinde ikinci harekatın sonunda
Bu kızı, annesini ve Rum Üsteğmen'i de karşıya gönderip o bölgeden 120 Kıbrıslı Türk'ün serbest kalmasını sağlıyor. Böyle de bir ilginç hikaye var orada. Bunun dışında çok ilginç bir şey var. Aslında Rumlar esir olduklarını söylüyorlar. Birleşmiş Milletler'e göre, barış gücüne, Kızılay ve Kızılaç'a göre esir değiller ama gözetim altındalar. Harekatın devam ettiği sürede hatta Ocak 75'e kadar yaklaşık 800 kadar Rum'un tutulduğu bir de Domotel var. Meşhur Girne'deki Kastelis ailesine ait. İlginç. Burada önce 485 turist var. Daha doğrusu müşteri var. Farklı ülkelerden. Harekatın 20 Temmuz'un ardından bunların büyük bir kısmı bölgeden tahliye ediliyor. Özellikle İngiltere'nin devreye girmesiyle İngiliz uyruklular Agrotur üssünden İngiltere'ye yollanıyor. Ama bugün Beylerbeyi dediğimiz Balabayız köyü, Kırnı, Karmi bölgesindeki İngilizler ve Rumlar harekatın, savaşın bu şekilde devam etmeyeceği veya evlerine dönebilecekleri düşüncesiyle oteli terk etmiyorlar. Dolayısıyla otel bir savaş dışı bölge ilan ediliyor. Defakto bir durum esasında. Barış gücü geliyor ama yönetim Türk askerinde. Ocak 75'e kadar otelin sahipleri de yani Kasselis ailesinin mensupları da Domotel'deler. İçerideki bazıları esir olduklarını söylüyor ama esir durumunda değiller esasında. Hatta son dönemde dışarıya çıkmalarına, efendim evlerine gitmelerine, özel eşyalarını getirmelerine vesaire müsaade ediliyor. Bir tür toplanma bölgesi veya işte savaş dönemlerinde olduğu gibi gazetecilerin, ne bileyim savaş dışı personelin bulunduğu bir bölge gibi değerlendirilebilir Domotel. Ama dediğim gibi sayı artmaya başlayınca bu insanlara özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bölgenin tam olarak bilinmemesi, keşif istihbarat faaliyetlerinin yeteri oranda yapılamaması gibi sebeplerle esirlerin ada dışına nakledilmesi gibi bir fikir ortaya çıkıyor ve 30-31 Temmuz 74 tarihinden itibaren bu esirlerin önce Girne bölgesinde çıkarma birlikleri komutanlığınca gözetim altına alınması, ardından da birinci harekat sonrasında adaya asker yerine artık malzeme getirmeye başlayan çıkarma gemileri vasıtasıyla bunların Türkiye'ye gönderilmesi söz konusu oluyor. Ama Türkiye'de bildiğimiz veya anladığımız manada esir kampı yok. Hemen alelacele bir kararla Adana'daki hapishane, genel hapishane, Adıyaman'daki genel hapishane ve Amasya'daki genel hapishane esir kampı haline getiriliyor. Yani bir çeşit modifiye esir kampları haline getiriliyor. Tabelalar değiştiriliyor. İşte Adana esir kampı, Adıyaman esir kampı, Amasya esir kampı gibi tabelalar asılıyor buralara. İçerideki personel değiştiriliyor. Mümkün olduğu oranda 3 esir kampındaki tutuklular, çeşitli suçlarla buralarda bulunan tutuklular başka illere naklediliyor ve esirlerin gelişi bekleniyor. Esirlerin adadan gemilerle, Deniz Kuvvetleri bağlısı gemilerle Türkiye'ye, önce Mersin'e, Mersin'den de Adana, Adıyaman ve Amasya'ya getirilmesi sırasında muamele farklı. Bununla ilgili olarak Rum ve Yunan esirlerin anlattıkları da farklı. Büyük bir kısmı kendilerine yönelik bir darp veya işkence veya kötü muamelenin yapılmadığını söylüyor. Ama tek tük de olsa aralarında bazıları kötü muameleyle karşılaştıklarını da belirtiyor. Girne'ye kadar esirlerin getirilmesi gözleri bağlı efendim cemselerle, askeri kamyonlar vasıtasıyla oluyor. İlk grup getirilen ilk grup 385 kişilik bir grup. Elleri ve ayakları bağlı olarak gemiye bindiriliyor. Gemilerde
bir oturma sırası veya bir düzeni yapılmış. Onar kişilik hücreler gibi böyle halatlarla bölünmüş gemilerin ambarları ve buralara alınıyor Rum esirler. İçlerinde tek tük de olsa Yunan esirler de var. Gemide ayakları ve elleri genellikle açılıyor. Gözleri zaten gemiye bittikten sonra açılmış durumda. Nereye gittikleri bilinmiyor. İlk grup 385 kişi Adana'ya getirildikten sonra bunun devamının geleceği anlaşılınca Adıyaman ve Amasya'daki hapishaneler de buna uygun şekilde hazırlanmaya başlıyor. Hatta ilk etapta 400 kişilik bir kapasite olduğu söyleniyor Adana'daki esir kampının. Sonra bunu 800'e çıkarıyorlar. En son olarak da 1000 kişilik bir kapasite söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'ye getirilen esirleri biz gemiyle Mersin'e nakledilmesi, Mersin'den sivil otobüsler vasıtasıyla Adana'ya taşınması, Adana'dan Amasya'ya veya Erzincan'a bazen tren yolu, tren hattı kullanılmak suretiyle taşındığını görüyoruz. Dolayısıyla bu üç şehirdeki hapishaneler, esir kampına dönüştürülmüş hapishaneler, Ekim ayının sonuna kadar 1974 Ekim 30 Ekim 74'e kadar faal, açık ve esirler buralarda tutuluyor. Tabii bu üç hapishanenin esir kampına dönüştürülmesinin ardından Uluslararası Kızılaç Komitesi her üç kamp için ayrı müfettişler görevlendiriyor. İlginçtir. Bir mukayese yapmak anlamında Kıbrıs'taki Türklerin, daha önce konuştuğumuz silahlı kuvvetler mensupları, sivil Türkler ve onun dışında Kıbrıslı Türklerin tutulduğu ağırlıklı olarak Yeroşu ve esir kampına neredeyse hiç Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin denetim anlamında, teftiş anlamında, Kıbrıslı Türklerin durumu nedir anlamında bir rapor hazırlamaya yönelik girişimi söz konusu değil, ama Türkiye'deki 3 esir kampıyla ilgili neredeyse kapanıncaya kadar devamlı Türkiye'deler. Bir yandan Kıbrıs'taki faaliyetlerini sürdürüyorlar. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden bahsediyorum. Bir yandan Adana, Adıyaman ve Amasya'da müfettişleri veya temsilcileri var. Bir yandan Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile bu konuyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Genellikle her üç esir kampında esirler kendi işlerinde bir iç disiplin uygulamaya başlıyorlar. Bu konuda silahlı kuvvetlerin verdiği bir serbestliği var. Neyi kastediyorum? Klasik anlamda hiyerarşik pozisyona, yani rütbeye uygun ve kendi iradelerine bağlı olarak onar kişilik koğuşlarda kendi kıdemlilerini seçiyorlar. Dolayısıyla her koğuşun ne diyelim bir koğuş kıdemlisi veya rütbelisi var. Bunlarla ilgili olarak devlet ilk aşamada biraz hazırlıksız yakalanıyor. Yani esirlere verilecek kıyafetler, esir kıyafetleri veya efendim bunların numaralandırılması veya uluslararası Cenevre Konvansiyonu'na uygun olarak esir kimlik kartının dağıtılması gibi konularda, haberleşmeleri konularında biraz hazırlıksız yakalanıyor. Hoş aynı durum Kıbrıs'taki Türk savaş esirleri için de geçerli. Ama düzen kurulduktan sonra bir hijyen konusunda temizlik, iki bu esirlerin sabah, öğle, akşam kahvaltı ve yemekleri konusunda, üç dini ibadet konusunda, hatta hepsine de soruluyor. Yani %99 Ortodoks Hristiyan olan Rum ve Yunan esirlere dini ibadetlerle ilgili herhangi bir talebiniz, isteğiniz var mı diye bu yönde bir şeyleri, istekleri söz konusu değil.
Adana'ya 385 kişilik grup getirildikten sonra ikinci grupta biz yaklaşık 700 kişilik bir esir grubunu daha görüyoruz. O da önce Mersin'e, Mersin'den kamyonlar, otobüsler vasıtasıyla yaklaşık 1 saat mesafede Adana'ya getiriliyor. Ama az önce belirttiğim gibi önce 400 kişi, sonra 800 kişi, en son 1000 kişilik kapasiteye göre hazırlanmış Adana'daki esir kampı bu gelen grubu da alamayacağı için bu sefer ilk gelen gruptan seçilen 200 küsür kişi, 214 kişiyi Amasya'ya gönderiyorlar. Dolayısıyla Amasya'ya giden grup Adana'ya gelmiş, Adana'da bir süre kalmış ve sonra da Amasya'ya aktarılmış olan grup oluyor. Aynı şey 3. 4. dalgada getirilen ki ortalama 300 400 kişi, bir sefer 700 kişi getirilmiş durumda. Yine Adana'ya getiriliyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Adıyaman'daki esir kampına taşınıyor. Dediğim gibi bu arada tabii bir esir kampına dönüştürüldüğü için klasik anlamda hapishanenin gardiyan ve jandarma kadrosu değiştiriliyor. Esirlere yönelik olarak en az bir tane doktor, en az 2 tane şartların uygunluğuna göre tercüman esirlerle irtibatı sağlamak üzere silahlı kuvvetler mensubu genç ve dil bilen, genellikle İngilizce dil bilen personel ve farklı rütbelerde binbaşı, yarbay, albay rütbesinde esir kampı komutanı atanıyor her 3 kampa. Dolayısıyla bu esirlerin kıdemlileri vasıtasıyla talepleri, istekleri de bu personel aracılığıyla oluyor. Adana esir kampı toplam 4 artı 3, 7 sefer teftiş edilmiş veya denetlenmiş. İşte adı neyse, yani ben denetlenmiş diye söylüyorum. Amasya'daki kampa 3 sefer, Adıyaman'daki kampa da 4 sefer Uluslararası Kızılaç Komitesi geliyor. Burada esirlerin tamamıyla görüşmeler söz konusu. İki şekilde yapıyorlar görüşmeleri gelen heyetler. Bir, birebir tek tek çağırıyorlar esirleri ve soruyorlar sıkıntıları olup olmadığını. İkincisi, bu görüşmelerde esir kampının sorumlu komutanı veya onun yetki verdiği diğer askeri personel de bulunuyor. Ama denetlemenin veya bu ziyaretin son aşamasında son görüşme ise kamp sorumlusu askeri personel olmadan yapılıyor. O çok ilginç. Örneğin Adıyaman'daki 3 görüşmede de Rum esirler kendilerinin bulundukları esir kampından son derece memnun oldukları, dolayısıyla kamp sorumlusu askeri personelin dışında böyle özel bir görüşme, birebir görüşme yapılmasının son derece gereksiz olduğunu, söyleyecekleri her şeyi, zaten söylediklerini gizli saklı bir durumları olmadığını, dolayısıyla da böyle bir görüşmeye gerek olmadığı yönünde açıklamaları var. Rum esirlerin. Öyle olunca örneğin Adıyaman'da son 3 ziyarette esirler gelen Uluslararası Kızılaç Komitesi müfettişleriyle sorumlular olmadan görüşmemişler. Bizim zaten saklayacak bir şeyimiz yok ve burada herhangi bir sorunumuz da yok diyerek. Dolayısıyla genel anlamda bakıldığında her 3 esir kampında Rum esirler, ki bunların içerisinde Yunanlar da var. En son örneğin Adana'dan 3 yaralı Yunan askeri personeli gönderiliyor. Kıbrıs'a ilk iade edilen grup bunlar. 2830 civarında
Rum ve Yunan esir var. %90'ı Rum olmak üzere bu esirlerin. %10 civarında bir Yunan grup da işlerinde söz konusu. Dolayısıyla sıkıntılı bir pozisyonları yok. Gelen heyetler esasında kampla ilgili her şeyi didik didik ediyorlar. Yani sağlık durumları nedir? Şiddete maruz kaldılar mı? Fiziki bir darp var mı? Psikolojik baskı altında mı yaşıyorlar? Banyoları, tuvaletleri, hijyenle ilgili herhangi bir sorunları olup olmadığı, kendilerine sigara talepleri durumunda sigara verilip verilmediği, okumaları için kitap sağlanıp sağlanmadığı gibi en ince ayrıntısına kadar gelen Uluslararası Kızıl Aç Komitesi esirlerle görüşmelerde bulunuyor. Ve şunu görüyorlar. Az önce belirttiğim gibi bu komitenin bir ayağı da Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Karargahı'nda. Çünkü orada da görüşmeler devam ediyor. Özellikle yaşlı öğrenci pozisyonunda olan hasta ve öncelikli mübadele edilmesi gereken esirlerle ilgili olarak görüşmeler devam ederken Uluslararası Kızıl Aç Komitesi bunları da belirtiyor. Yani memnuniyet anlamında belirtiyor. Bizim yetkililerimize iyi niyetin söz konusu olduğu bu son derece önemli. Onlar da bunu doğrusunu söylemek gerekirse kabul ediyorlar. Yani örneğin Adana'daki kampın komutanı Albay diyor ki biz tabii ki diyor okumaları için kitap da sağlayacağız, dergi de sağlayacağız ama takdir edersiniz ki bu savaş şartlarında bizim Rumca veya Yunanca kitap bulmamız veya dergi bulmamız veya bunları Kıbrıs'tan getirmemiz çok da kolay değil. Ama taleplerini elimizden geldiğince yerine getireceğiz. Günlük ihtiyaçlarla ilgili talepleri zaten yerine getiriyoruz diyor. İşte portakal istiyorlar, diş macunu istiyorlar, sigara istiyorlar vesaire vesaire. Hatta paraları olmadığı için bazı şeylerin karşılığını orada görevli yani esir kamplarında görevli rütbeli personel karşılıyor. Hatta zaman zaman bunları korumakla görevli askeri personel, genellikle jandarma personeli de esirlere yardımcı oluyor. Dolayısıyla kamp yönetimlerinin iyi niyetli yaklaşımları sadece esirler tarafından değil, Uluslararası Kızıl Aç Komitesi yetkilileri vasıtasıyla da teyit edilmiş oluyor. Bu esirler söylediğim gibi Cenevre'de esir mübadelesiyle ilgili 20 Eylül'den itibaren başlayan bir görüşme süreci var. Burada ele alınan konulardan bir tanesi. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye ve özellikle Dışişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı esir mübadelesi konusunda Türkiye'den gönderilecek olanlarla ilgili söylüyorum. Son derece hassas. Yani örneğin Adıyaman'dan yaralı gelmiş ama acil durumu olmayan 3 Yunan askeriyle ilgili olarak Yunanistan kanadına şöyle bir teklifte de bulunuyorlar. Bir, arzu edildiği takdirde bu 3 esiri Kıbrıs'a gönderelim ve Lefkoşa'da Letra Palas'ta mübadelesini yapalım. İki, isterseniz Yunan sınırına gönderelim, orada size teslim edelim. Üç, sizin talep edeceğiniz herhangi bir yere gönderelim gibi son derece iyi niyetli bir yaklaşım da var. Ama sonuçta esirlerin tamamı geldikleri gibi önce Adana esir kampı, sonra Mersin'e, Mersin çıkarma filo komutanlığı vasıtasıyla Girne ve Mausa'ya, oradan da Letrapalas noktasına getirmek ve mübadele etmek şeklinde gerçekleşiyor. Tabii 3000'e yakın bir esirden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların mübadelesi de çok riskli olarak değerlendiriliyor Türkiye açısından. Adadaki esirlerin değişimi nispeten göreceli olarak çok daha kolay. Ama Türkiye'den gelecek olanlarla ilgili farklı şeyler ortaya çıkabilir. Türkiye'nin aleyhine kullanılabilir vesaire gibi endişelerle sağlıklı bir zemin oluşturmaya çalışıyor doğrusunu söylemek gerekirse devlet ve gruplar halinde 100 kişilik, 150 kişilik, 125 kişilik gruplar halinde bu 2800 küsür esiri Ekim ayının sonuna kadar Kıbrıs'a getirmek ve Letrapalas Oteli üzerinden
mübadelesini gerçekleştirmek gibi bir eylemin içerisine giriyor ve başarılı da oluyorlar. Sonuçta 3 esir kampı 31 Temmuz itibariyle açık. Dolayısıyla Ağustos, Eylül, Ekim'i sayarsak esirler 75 ile 90 gün arasında Türkiye'de kalmış oldular. 3 şehrimizdeki hapishaneden esir kampına çevrilen yerlerde. Burada kesiyorum. Sorular olursa ayrıntıya gireceğim. Hocam teşekkür ederim. Önce ben bir şey sormak istiyorum. Bu Kızılaş yetkilileri bizim Türkiye'deki esir kamplarını bu kadar sık ve özellikle denetlerlerken acaba aynı şey Rumların elindeki Türk esirlerin bulunduğu esir kamplarında aynı hassasiyetle yapıldı mı diye merak ediyorum. Aslında yok. Yani bu karşılıklı esirler, bir defa şöyle bir sıkıntı var her iki taraf için. Kimin esir olup olmadığı belli değil. Yani geçen toplantıda Türk Savaş esirleriyle ilgili konuşurken, örneğin Türk askeri personel konusunda bizim elimizde de bilgi yok. Şehit mi düştü, bir yerlerde yaralı mı, kayıp mı, Rum'un elinde mi belli değil. Dolayısıyla böyle afaki rakamlar komuta kademesince de veriliyordu ki son derece normaldir savaş döneminde. Dolayısıyla önce bunların tespiti konusunda bir sıkıntı var. Burada hakikaten Kızılaş'la Kızılay'ın iyi niyetli bir çalışması var. Kıbrıs için söylüyorum. Yani beraber birlikte çalışıyorlar. Bununla ilgili bir komite de oluşturmuşlar. Neredeyse her gün toplanıyorlar. Yani Kıbrıs'ta Türk bir temsilcisi var. Fikret Bey, Fikret Kürşat. Allah selamet versin. Silahlı kuvvetler temsilcisi var, Rum temsilcisi var, Kızılay ve Kızılaç'ın temsilcileri var. Bunlar sadece esirlerle ilgili değil, ana konu esirler olmakla beraber hastalar, yaralılar, acilen mübadele edilmesi gerekenler, kuzeyde kalmış güneye geçecek, güneyde kalmış kuzeye geçecek olanlarla ilgili de çalışıyor. Ama konuşmanın bir yerlerinde söylediğimi hatırlıyorum. Bizim esirlerimizle ilgili olarak ki ağırlıklı Yeroşubu'da, Baf yakınlarındaki Yeroşubu esir kampında tutulmuştu bizim esirlerimiz. Onun dışında birkaç polis istasyonunda işte gazeteciler, 11 gazeteci ve 75 Lefkeli Mücahit Komutanı efendim Limassol'da bir polis istasyonundaydı. Onun dışında Olympiakos futbol stadında tutuldular vesaire. Bunlarla ilgili olarak Kızılaç'ın o hassasiyeti gösterdiğini söylemek mümkün değil. Yani ister istemez bu mukayeseyi yapıyorum. O hassasiyet maalesef yok. Bir de bizim esirlerin tutulduğu yerlerde şöyle bir görüntü var. Mesela esirler konuşmak istiyorlar gelen heyetle. Örneğin biraz da defakto bir durumla yabancı basın mensupları Yeroşubu esir kampına geldiler ve orada birkaç Kıbrıslı Türk durumlarını anlatmaya çalıştı gazetecilere. O anda müdahil olmadı bölgedeki orada görevli Rumlar ama o gazeteciler gittikten sonra o mülakatları veren Kıbrıslı Türk esirleri dünyaya inanılmaz işkenceler, inanılmaz darpla, inanılmaz hakaretlerle, psikolojik baskıyla dar ettiler. Böyle bir durum söz konusu. Bu tarafta aynı şeyi görmüyoruz. İşte özellikle Adana'da, Adıyaman'da esirlerin bizim sizinle ayrı ve özel olarak görüşme yapmamıza gerek yok. Zaten biz burada bir sıkıntımız yok. Esaret hayatının verdiği yani memleket özlemi veya aile özleminin dışında bir sıkıntımız yok yaklaşımı aradaki farkı göstermek açısından önemli. Teşekkür ederim.